Flex. Aa, ne olsun babako. Derken, derken, derken gelelim şimdi Mine açıklama olayına. Hiç böyle şeyleri bahsetmeyi sevmediğimi biliyor Çetim. Ee, aynı zamanda zaten bu gibi konularda e, herhangi bir ülkemize, milletimize e, zarar gelen ya da bunu öngördüğümüz konularda her zaman Çetim'le birlikte olup zaten elimizden geleni biz yaptık. Ee, evet, bugün de sponsorlu bir yayın yaptık. Ee, yapıyoruz, yapacağız diyelim. Ee, <laughs> birçok Birçok mesaj aldım. Yine böyle bir sürü şeyler yazanlar oldu. Vay efendim, şöyle böyle falan diye. Bir de öncesinde de tweet atmıştım. Belki e, görenler olmuştur. E, biraz adınıza konuşmuş gibi oldum. Kusura bakmayın ama burada da hem olayları biraz kavrayabilmek için sabah Antalya şimdi de Mersin orada yaşayan takipçilerinden gelen mesajlar desteğin yetersiz olduğundan şikayetçi. Dört bir yandan destek gelse hatta ülkemizdeki altyapı yetersiz geliyorsa diğer ülkeler yardım etse zaten destek olmasına rağmen mi söndüremedik bilmiyorum deyip ekledim. Biz nasıl faydalı olabiliriz ne yapabiliriz onu da bilmiyorum ama ben ekibim ve takipçilerim nasıl faydalı olabileceksek bunu yapmaya hazırız. Gün birlik olma günüdür diye de biraz da adınıza konuşmuş oldum ama herkesin aynı fikirde olduğunu düşünmekteyim. Böyle bir tweet paylaşmıştım. Belli bir zaman sonra akşam yine yayınımı açacağımı bildirdim. Şöyle, şöyle bir şey yapacağız. Siz kimleri izleyip kimlere göre yargı sisteminizi çalıştırıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben zaten bunu yayında söylemeyi planlıyordum. Yine Erken öten horoz misali bir şey oldu. Ee, biliyorsunuz ki izinsiz vesaire bir şekilde e, herhangi bir bağış yayını vesaire durumları artık çok mümkün şeyler değil. Eskiden evet yaptık ama bununla ilgili çok sorun yaşayınca herkesi yönlendirme kararı aldık bir yerden sonra. Konuyla ilgili zaten izleyicilerim destek olmak isteyen, şu an o illerdeki, ilçelerdeki insanlara destek olmak isteyen e, hepimizin memleketi sonuçta. Ee, insanlar zaten belli başlı kurumlara destek olabiliyorlar bildiğiniz gibi ben de şöyle bir karar aldım ee, bu yayının sponsorluk gelirine tamamen ben de bağışlayacağım ee, kendi adıma Çetim adına ekibim adına Ben de bunu e, kendimi görebildim Madem bugün böyle bir şey açıyoruz Normalde açma edebilirdim aksine Açıp e, kendim vatanıma, milletime faydalı, e, aileme, çevreme, e, insanlarımıza faydalı bir şekilde, kendi tarzımızda bir şeyler yapmak istedim. E, bu yayındaki aldığım e, geliri de, e, bana ödenecek olan geliri de e, paylaşma kararı aldım. Zaten gelir gelmez e, birlikte karar verir, e, göndeririz. Şimdi tam olarak da çok detaylı bir şekilde <laughs> araştırabilmiş değilim. Çünkü herkes farklı bir şey yazıyor. Ee, Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Ee, oradakilere her türlü yardım sağlanacak vesaire, maddi, manevi vesaire diye. Şimdi ihtiyaç oradaki insanların mı bir ihtiyacı var, yoksa bu olaylar söndürüldükten sonra işte ağaçlar vesaire, e, bu durumlar böyle tam olarak e, ele alındıktan sonra bir fidan yardımından bulunuruz ya da oradaki insanların bir yardımda bulunuruz. Artık nasıl bir e, şey yaparız? Birlikte chatle karar veririz, ortak karar veririz. Bu yayını birlikte yapıyoruz. İzleyen sizlerseniz biz sadece aracıyız. Yemek Sepeti sağ olsun. E, bugüne zaten sponsor olacaktı ama böyle bir güne denk geldi. Ben de bunu iptal etmek yerine en azından faydalı olabilecek bir şey yapayım dedim. E, hatta şöyle genel olarak da yine dediğim gibi sanırım yapmak lazım arkadaşlar. Gerçekten sanırım yapmak lazım. Başka ee, sürekli paylaşmayalım etmeyelim kim ne derse desin vesaire diyoruz ama Bir yerden sonra çok fazla sinirimize e, dokunuyor Yani bu açıklamayı sadece yayında yapıp geçirebilirdim vesaire de olabilirdi ee, Keşke insanlar biraz daha böyle düşünceli vesaire olsunlar Ama söyleyeceğim sadece şu benim izleyicim beni biliyor ekibimi biliyor çalıştığım markaları biliyor Kimin nasıl ne duruma nasıl baktıklarını biliyorlar ee, siz bence çevrenizdeki sizin takip ettiğiniz insanlarda arayın o zaman diyeyim yani ne diyeyim buradan. Ee, o söylediğiniz yazdığınız şeyleri eğer kime söyleyemediyseniz şimdiye kadar. Ben hepsine cevap vermeye özen gösterdim. İçiniz rahat olsun zaten böyle böyle yapacağım diye. E, ters yazan şeyleri. Çünkü bana dokunuyor ya. Vallahi kusura bakmayın. Ne yapayım bana Benim de yapım böyle aga. Benim de yapım böyle yani. Zaten hani Mersin'de de aynı şekilde başladı biliyorsunuz ki bu memleket böyle ilçe toprak falan meselesi değil. Tüm Türkiye'de olan bir şey bu. Zaten kendimi çok rahatsız hisseder hissederdim. Yani bunu ee, söyleyeyim buradan. <laughs> Hatta bir <laughs> bununla ilgili tweetimi de şöyle yayınlayayım. Demek ki gözlerine sokmak lazım e, bazı insanların. Bazı insanlar o şekilde anlamıyorlar. Eee... Ama bundan sonra da inşallah bizi bir salarlar. Bizi bir rahat bırakırlar da. <laughs> Birine dedim ya gerçekten en son dayanamadım. Ya çok az sinir olurum. Bir de biliyorsunuz sinirlendi bak boğazını temizliyor diyor. Bak adam benim oğlum mimiklerimi tanıyor. Daha ben ne diyeyim ki? Ya çok az sinir olurum. Çok az şey sinir olurum. Ama böyle vatanla milletle ilgili veya işte... Ee, insanların sorunu ile ilgili, dünyada da herhangi bir sorun olsa, hepimizin bakış açısı belli. Ee, bu olaylara sinir oluyorum. <laughs> Buyurun şöyle. Bu arada bu e, durumu da yine hem e, merve aracılığı, asistanlarım aracılığıyla hem birebir konuşarak da yemek sepeti tarafına da ilettim. Onlar da sağolsun çok çok güzel karşıladılar. Ee, şöyle buyurun arkadaşlar şunu da o yorumları atan kişilere şöyle cevap olarak atabilirsiniz. Çetin ve ile elimizden geleni bizim tarzımızda yapmaya çalışıyoruz. Evet bugün sponsorlu bir yayındayız ama yayının gelirlerini bağışlayacağız. Yemek sepete kalp diye de yayınladım. Sponsorlu yayın öyle yapılmaz böyle yapılırız o Cebime bir kuruş para girmeden ee, tüm buradaki gelirlerimi bağışlayacağım. Haberiniz olsun. Zaten Geldiğinde de size haber vereceğim. Birlikte ee, şeyi seçeriz. Kurumu ya da nasıl yapıyorsak o vakit ona göre seçeriz. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Zaten işte e, kendi çetime karşı böyle bir şey gerek yoktu. Buradan 3-5 tane görep, olup, gören vesaire olursa kulaktan kulağa birbirine yaz, yaysınlar artık. Ne diyeyim yani. Ne diyeyim aga. Şöyle yavaştan Discord'umuza doğru da geçelim. Bu arada bir Discord odası da açmayı planladım. Oradaki Enes'le bir konuşuyoruz. Şu, yanlış bilgiler olmaması için oraya bir ekip çıkarabilirsek çıkaracağız. Belediyelerin paylaştığı, işte devletin paylaştığı belli başlı tam olarak doğru olan bilgileri yayınlayacağımız bir oda. Ve bir mod ekibi ayarlayabilirsek. Discord'da da bununla ilgili bir yazı kanalı açacağız arkadaşlar. Hep birlikte çünkü sosyal medyada çok fazla daha çabuk yayıldığı için böyle şeyler mesela belli başlı belediyeler tüm veterinerleri ücretsiz yapmışlar. Bunun gibi şeyler de sosyal medyada çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı için hep birlikte buradan da bizim gücümüzü göstermeye, destek olmaya çalışalım. Aynı zamanda bugünlerde her türlü desteğimizi göstermemiz lazım arkadaşlar. Aynı öyle. O da olabilir. O illerden birer tane mesela o illerde yaşayan kişilerden alabiliriz. Bir ekip kurabiliriz. Onu bir birlikte e, tasarlarız. Dediğim gibi orayı zaten bizim mod ekibi Enes e, çözer yani. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de yine şeyler kapalı ya. Bit geldi diyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Eğer Konyalı42 çok çok teşekkürler. E, göremedim ama tam olarak ben neyine kapalıydı. Normalde de hep okurum abonelikler, bitler falan. Çok çok sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ha yanlış anlaşılma olmasın. Ee, şeyi söyleyeyim hemen. 20K. Ha dur buldum. Kemal bu bitleri de bağışlarsan sevinirim. Sen adamsın. Adamın. Estağfurullah. Çok çok teşekkürler. Konyalı kesinlikle böyle şeyleri duymak için ya da herhangi bir şekilde bunun için böyle bir şey yapmıyorum zaten biliyorsunuz. bu biraz da daha... Hani böyle ya içimin rahat ediyor olması lazım. Anladın mı? Yani konuyla ilgili benim kendi içimin rahat ediyor olması lazım. Elinden gelen son şeyi de yapabiliyor olmam lazım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yayındaki gelirler, işte bit gelirleri, abonelik gelirleri tamam bunu dahil ediyorum ama e, onları ben gönderemiyorum arkadaşlar. Bu sefer ben de e, suçlu konumuna değil de şey konumuna düşüyorum. Hesap verecek insan konumuna düşüyorum. Bu sefer de işte bağışladın mı şu geldi mi bu geldi mi işte yok ekstra gönderiyorum shop yapmıştır diyorlar bilmem ne diyorlar İzinsizim bir de bu da devlet tarafından yasak bir şey biliyorsunuz billeri adına bağış toplamam durduk yere yasak bir şey onun için e, ileride izin alırsak bunu zaten Big Boss Life tarafında da konuştuk. Eğer ki ileride böyle izin alabilecek vesaire bir durum olduğunda her türlü elimizden gelen tüm Big Boss sayfı olarak yaparız zaten biz. Ee, ve o zaman yayınları da duyururuz. Ama bu yayında özellikle bu yayın özelinde böyle bir şey yapamıyorum. Bunu bunu dahil edeceğim ama o sözüm olsun. Ee, şuradan bir kur hesabı alayım. Ona göre şimdi dolar molar bak düşükte. <laughs> dolar düşükten almıyorsan 100 lirayı cepledi falan derler bak. Onu da bir yani onu tam kurun saniye saniyenin kurunu alın bak onu bulurlar ha. Vallahi onu bulurlar bir yanlışlıkla bir 20 lira para cebime, cebime para mara girer bir şey olur. Bak onu bulurlar bak onu tam bir noktası noktasına ve hesaplasın benim modlar. <laughs> tabi tabi. Abi paylaş sonra gösteriş olsun diyor ya senin Allah belanı vermesin. Bu da var ya yemin ediyorum olay bu, bu çocuğun ya. Vallahi olay bu. Ne bağış yayınları yaptık yazar bana böyle abi bu baş şey yapmadım paylaşmadım falan diye. Tabi tabi şekil yapıyor sonra orada burada ya. Ya baba benim ben ve ekibim ve kitlem böyle olmasın. Ben bunu istemiyorum gerçekten. Yani Allah şükür sayenizde hepiniz be hepimiz belli başlı bir yerlere geldik. Belli başlı bir şekilde de zaman geçiriyoruz. Ee, buradaki kazandığımda hiç yalan yok bir şey yok kendim ya bir şeye harcayacaktım ya yatırımsal bir şey yapacaktım şu bu falan ama böyle bir günde en büyük olay bence vatanıma milletime yardımcı olmaktır ve çetimle birlikte olmaktır. Bu benim için zaten bir vazifedir, bir onur, bir görevdir yani benim kendi aile ve gelenek-göreneklerime göre bu böyle. Ondan dolayı içim rahat anlamak ne oluyor baba ben siyasete giriş mi yapacağım ya neyi konuşması yapıyorum ya. Bu nasıl bir konuşma ya? <laughs> Buradan da millet milletvekilliği başvurumu duyurayım. <laughs> <laughs> benden mahalle muhtarı olmaz da benden. Şurada kaç bin kişilik yemin ediyorum. Çetin